Sen. I want to go Jaipur. Milletin kafasına dokunuyor, para alıyor. Ben kutsamlık istemiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. En son nerede açtım ben kamerayı? Ha, en son sinir krizi geçiriyordum Hindistan'da. Daha sonrasında dünyanın etrafında, ha onu da açıklamıştım. Arkadaşlarımın ayarladığı Couchsurfing evinde kalıyordum ki bugün ayrılıyorum. Furkan Aras var, çok sevdiğim bir abim, gezin. O daha önce Hindistan'a geldi. Kaç, ne kadar yaşadı bilmiyorum. Dedi ki, Delhi'de durma dedi, Delhi küstürür dedi. Gerçekten öyle. Sineğe bile sinirlenecek durumdayım. Delhi gerçekten benim bugüne kadar uğradığım en kötü yerlerden biri. Konuyu fazla uzatmayacağım. Eğer gelirseniz Delhi'ye sakın uğramayın. Bir gün kalın ve çıkın gidin Delhi'den. Başka yerlere gidin. Ben umuyorum ki diğer yerler çok daha güzel. Hindistan'ın işte diğer şehirleri. Neyse. Bugün Jaipur'a gideceğim. Jaipur'a gitmeden önce Türkiye'den bir tane arkadaşım var. Hostezin şeyi. Erkek hali. Kabin memuru. O geldi. Onunla buluşacağım. Daha sonrasında akşamına Jaipur'a geçeceğim. Jaipur'a nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Tren mi artık, otobüs mü ne falan. Hallederiz onu, bakacağız. Duruma göre haberleşiriz, yine görüşürüz. Kanka. Uyandık. Ev sahibi beni otobüs durağına bıraktı. Şu an otobüs durağındayım. Yani burası otobüs durağıymış. 588'e bineceğim benim arkadaşımın kaldığı otele gitmek için. Artık ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Merkeze ineriz büyük ihtimal. Jaipur otobüs şeyini de sordum. Dedi ki her 15 dakikada bir, konuşamadım. Her 15 dakikada bir otobüs kalkıyor dedi. Sıkıntı yok dedi. Dur da gidelim hadi. Tipe bak. Otobüse bindik. Hemen geldi, ben de anlamadım. Çok ses var, kaos var. Kime veriyoruz lan? Parayı kime veriyoruz? Yarım saatlik bir yolumuz var herhalde, bilmiyorum orada. Ticket. I don't care. Yeah. Adam yerinden bile kalkmıyor. Siz geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz adamdan. Thank you sir. Ticket. Okay. Ne oluyor oğlum? Buradan karşıya geçeceğim şimdi. Alt geçidi kullanıyor. Arkadaşım burada Hayat Regency Oteli'nde kalıyor. Kayacağım. Şimdi bazı insanlar var. Şimdi YouTube'da ana sayfada benim videomu görüyor. Diyor ki, ya kardeşim niye her şeyi eleştiriyorsun? Öncelikle sana ne kardeşim? Burası benim kanalım. Şimdi arkadaşımın yanına gidiyorum işte. Yürüyorum. Şuradan karşıya geçtik. Şimdi de gidiyoruz. Korna sesleri. Her zaman her yerde korna. No. Ya kardeşim bir yerde duramıyorum ki ya. Limuzine bak, limuzine. Geldik. Bizim arkadaşı bekliyoruz. Çok yoruldum. Şuraya çıktım ve yoruldum gerçekten. Nerede ya babacan? Açın bu parkur. Bu tip ne?
Gelsin beni buradan alsın hadi. Kardeşim ne bu tantana ya? Neresi burası? Gerçekten kafayı yiyeceğim. Neredesin babacan? Gel beni al hadi. Ooo tabii ya, tabii ya. Abi geldik. Babacanın kaldığı odadayım. Öz abimle beraber bir jacuzzi yaptık. Sonra ne yaptık ya? Jacuzzi, şok havuzu, bilmem ne bir şeyler. Sonra geldik, duş aldım. Şu an iyiyim. Videoları halledeceğim. Bunun dışında bir iş yok. Karşıda ayna var. Kendime bakıyorum oradan. Yorgunum. Detayları anlatırım sonra. Saçı iyi kesmiş he. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Serhat'la, arkadaşımla işte en son nerede kaldım? Odadaydım aynen. Uyudum. Bir 3 saat uyudum. Daha sonrasında onun uçuşu vardı. Uçuşu olduğu için odadan çıkmak zorunda kaldık. O çıktı gitti yani. Saat 4.30'da havalimanı uçuşa gitti. Türkçem de bozuldu yine ya. Ben de saat 4'ten beri lobide oturuyorum. Saat şu an 7. 3 saattir buradayım. Gerçekten muazzam. Diğer Türk kafilesi geldi bak. Türk Hava Yolları'ndan. Neyse. Şimdi çıkacağım. Jaipur'a gitmeye çalışacağım. Temel sorunlarımız var. Jaipur'a nasıl giderim bilmiyorum. İki otobüsle gitme şansım var. Otobüse nereden binebilirim bilmiyorum. Bunun dışında Allah yağmur yağıyor ya. Allah'ım lütfen. Tamam şartlar zor ama biraz daha zorluk seviyesini düşürsek mi ya? Gerçekten yani zorlanmaya başlıyorum. Hani okey. Sinirim bozuluyor ama ya bu kadar da fazla yani ya. İsyan edeceğim artık ya. Gerçekten buradaki şeylere isyan edesim var ama neyse yapacak bir şey yok. Bu hayatı biz istedik. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Daha sonrasında çıkacağım. Bizim Türkler burada. Şu kırmızılar Türk. Gerçekten çok garip. Neyse ya ben gidiyorum tuvalete. Otel böyle bir yer. Aşırı lüks. Ben de öyle kafama göre dolanıyorum. Kimse de bir şey demiyor gerçekten. Hani bir de çok sırıtıyorum yani burada. Sağlık olsun. Şimdi tuvalete gidiyorum. İçinde aşağı kata indim. Tuvaletten sonra nasıl bir erkek şeyi ya? Burası kullanabiliyor muyum ben burayı? Burası ha, kullanabiliyorum şu tamam. Bir sıkıntı yok. Mis. Tuvaletteyim. Yani niye beraber tuvalete girdik? Ben de onu anlamadım. Neyse. Ben çıktım. Korna seslerinden de anlayabilirsiniz. Bu abim koşuyor. Kafayı yemiş anasını. Ya ülkede akıllı olmadığı gibi turistler de kafayı yemiş gerçekten. Şimdi benim otobüse binmem lazım. Couchsurfing'de kaldığım adam bir yer söylemişti. Jaipur'a gitmek için bir nokta var. Oraya geçeceğim. Orada millete soracağım nasıl giderim diye. Bakalım ya. Şuradan geç. Ya ülke şu sis gibi gözüküyor ya, sis değil o. Bildiğin şey yani, hava kirliliği. Gerçekten inanılmaz. Abi otobüse bindim, yine herkes bana bakıyor baksana yani. Neye bakıyorsun ben anlamıyorum. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Herkes sizin suratınıza bakıyor, böyle dönüp dönüp bakıyorlar ya. Çok garip, başka hiçbir ülkede ben böyle bir şey yaşamadım. Yani bir de böyle çok boş bakıyorlar, anladın mı? Hani yabancı biri olur bakarsın ama karşımdaki adam mesela indin bana bakıyor. Bu sadece video çektiğim için değil, normalde de bakıyorlar. Garip bir. Yani baksana adam bakıyor ama. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? İnanılmaz ya. Bileti nereden alıyoruz onu da tam çözemedim. Bilet satan herhangi biri de yok. Aa, neyse ya. Ben burada ineceğim. Lan otogar lan harbi. Şekil abi ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar ben şimdi bir otobüste geldim de hiç para falan da ödemedim. Ben anlamadım. Bu otobüs ücretsiz bir otobüs mü? Benden sonra binenlere de baktım. Onlar da para ödemedi. Ben anlamadım yani.
Neyse, Joe'ya bunu soralım. Kime soracağız? My brother. I want to go Jaipur. Jaipur? Yes. That side road. This bus is going there, Jaipur. This side? This white bus is going there. Ah, okay. Okay, thank you. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. This side dediğini anladım sadece. Bakalım hangisi Jaipur'a gidiyor? Sir, I want to go Jaipur. Jaipur? Yes. Yes. This? Yes. How much? How much? 13,000. 3,000. 3,000. 300. 300. Ah, okay. No. Bulduk lan. Çok hızlı bir şekilde. Kapının önüne mi oturalım? Tiplere bak. Kafa yiyeceğim. Ya abi ben böyle tiplere bak, şuraya bak falan dediğim için. Hi sir. Okay okay here. Binmeyeceğim buraya. Beni yanına çağırma amına koyayım. Tiplere bak işte, şuna bak falan dediğim için bana diyorlar ki ya kardeşim sen eleştirmeye mi gittin falan derken ben sadece konuşuyorum kardeşim. Ağzım boş laf yapıyor. Bir şey olduğundan değil. Hi sir. 300 baht 70 lira mı ne lan? Hesaplayacak durumda değil. Otobüse gideceğim. Yani uğraşamam. 300 baht aynen. 60 lira falan yapıyor. 70 lira falan. Sağlık olsun. Adam bana diyor ki gördünüz zaten videoda 3000 thousand diyor. 300 bin neyse ya. Öf, gidiyoruz işte. Havayol ne kadar diye sordum. Bana Hintçe konuşuyor. 3 mi diyorum. Bana bağırıyor. 200 rupees diye. Dedim bağırması. Bari dedim yani iyi niyetli de. Ulan demin de ne bağırıyorsun be kardeşim? Yaklaşık bir 6-7 dakikadır neden Hindistan'da olduğumu sorguluyorum. İnanır mısınız? Yani sürekli bir ses var. Sürekli bir baharat kokusu var. Başım ağrıyor. Yani başım ağrıyor. Benim buraya alışana kadar böyle hep böyle ağlayacağım. Şikayet edeceğim. Yani çünkü zor. Gerçekten zor. Gidelim artık ya. No. İstemem. Yer miyim onu ya? Abi şurada bir de kazanda yemek yapıyor bak. Abi bak gerçekten sizi de anlıyorum. O kadar fazla ses var ki. Kulaklıkla kesinlikle bu videoları seyretmeyin ya. Hani... Bak kepçeyle veriyor bak. Bu nasıl bir hizmet anlayışı bu? Bir de bir kokuyor, bir kokuyor. Evet. 5 saat sürecek bu yolculuk. 5 saat. İyiyim iyi, bir şey yok. Oğlum otobüse büyücü bin. Milletin kafasına dokunuyor, para alıyor. Ben kutsanmak istemiyorum. Bana sorulmadı yani kutsanmak istiyor musun diye. Arkada bir sürü yer var. Geliyor benim yanıma oturmak istiyor. Gerçekten bu Hintliler niye böyle ya? Arkada bir sürü yer var bak. Bomboş yer var. Benim yanıma gelmek istiyor. Küfür etmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Kutsandım zaten gider ayak. Ya ne yaşıyorum ben ya? Vallahi ne yaşıyorum ya? Abi sonunda otobüs kalkış yaptı. Başım ağrıdı şu anda otobüs kalkana kadar. Yaklaşık bir 5 saatlik bir yolculuğumuz olacak bu otobüste. Yani
bütün paramı dönüş biletini verip yarın terk edesim var ülkeyi, yemin ederim. Ve şu yanıma oturmak isteyene aşırı kıl oldum ya. Yanıma oturacağım diyor ya. Diyor ki çantayı yukarı koy. Arkası bomboş, yanıma oturacakmış. Az önce biletçi abi geldi, diyor ki çantayı yukarıya koy. Şuraya bu çantanın sığmayacağını anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Bu ne? Bahsettim önce. Diyorum ki çanta, diyorum, çok büyük, sığmaz oraya. Bana böyle yapıyor. Bu Hindistan'da niye böyle, ben anlamıyorum. Geçen Uber'e bindim, adam para üste çıkışmadı. Ben 500 verdim, toplamda 100 tuttu. Parayı uzatıyorum, yok diyor. Ne yapacağız diyorum, böyle yapıyor bana. Ya çözümsün kardeşim, bu ne ya? Anasını satayım ya. Bu burada eşit gibi olacak burası. Onu yukarıya alamayız ki. Of. Ölme eşeğim ölme, gel derdim gel ya. Yolculuk devam ediyor. Otobüs bayağı kalabalık olmaya başladı. Sarsılmalar başladı. Bir tane Choco Prens yedim. Kalmadı. Çok attım dışarıya. Bir tane Choco Prens yedim. Serhat getirmişti. Babacan arkadaşım. Karnım aç olduğu için çok gerginim. Yani birisi bir şey dese patlayacak gibiyim yani. Ama Choco Prens biraz dengeledi gibi. Gidiyoruz. Daha en az 4 saatimiz vardır yani. Sağlık olsun ne diyelim. Biraz uyumaya çalışacağım. Uyuyabilirsem. Uyuyamazsam da Allah belasını versin. Sinirliyim, gerginim. Şu bizim otobüs. Mola verdik. Böyle otobanın kenarında. Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Yani etrafı göstereyim. Şöyle bir yer. Şurada yemekliler, yiyecekler var. Kesinlikle yenmeyecek bir şey. Ben tuvalete gidiyorum. Tek turist benim. Tek beyaz da benim işin kötü tarafı. Ya insanların bakmasını anlarım ama hani böyle adam dönüyor ve bana odaklanıyor. Böyle duruyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Anlamsız bir şekilde bakıyor. Ben anlamıyorum ya. Çok garip. Neyse tuvalete çekmeyeyim. Mola yerlerinde ne satılıyor? Biraz ona bakalım. Etrafı keşfedelim. Ya tarif edemiyorum yani, size bunu nasıl tarif edeyim ki? Şimdi abim çalışıyor. Abi sen ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun be oğlum? Ne? 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 Adam dibime girdi. Herkes bağırıyor, şu yola bir bak. Ne var orada? Şu davayı çok ayarım yani. No. Pankek varmış. Pankek yiyecek olan var mı? Pankek yemek isteyen varsa ısmarlayabilirim buradan. Bizim otobüs. Adam bana nasıl bakıyor görüyor musun? Dümdüz bakıyor. Belki hiçbir şey yapmıyor. Şimdi diyeceksiniz ki kameradan dolayı bakıyor kanka. Ben kamerayı kapatsam da bakıyorlar. Yani Sri Lanka'da bakıyorlardı ama bu kadar değil abi. Yani o boş bakışı size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Adam böyle hani sorguluyormuş gibi düşünüyor. Ne düşünüyor bilmiyorum ama böyle bana bakıp düşünüyor yani. Sanki beyaz insanın varlığından haberi yokmuş gibi ya da benim hayatımı sorguluyormuş gibi. Gerçekten. Çok ilginç. Ya anlamlandıramıyorum. Burası gerçekten gerçek değilmiş gibi. Bak. Neyse. Mola yeri bu kadar olsun. Ses duymaktan başım ağrıdı ya. Benim anlamadığım, şimdi şöyle bir de bir sıkıntı var. Burun karıştırmak burada
bildiğim kadarıyla şey, yani bildiğim değil de herkes burun karıştırıyor. Yani burada bizde hani ayıp mı derler artık. Ya yemin ederim burada IQ'm düştü ya. Burun karıştırmak çok normal karşılanıyor burada. Yani adam böyle sokuyor burnunu beynine kadar ve hiç kimse sen ne yapıyorsun demiyor. O benim çok garibime gitti. Herkes burnunu karıştırıyor. Bak adam mesela burnunu karıştırıyor şu anda. İğrenç ya. Gerçekten burası çok ilgincime gidiyor. Benim biraz daha buraya vakit ayırıp buraya alışmam gerekiyor. Alıştığım zaman da büyük ihtimal bu kadar ciddiye almayıp dalga geçtiğim bir dönem olacak. Çünkü şu an ciddiye alıp sorguluyorum. Niye diye. Hiçbir mantık bulamıyorum. Arkadaşlar ben indim. Hostel bulacağım şimdi. Kalsın ortaya. Beni indirdiği yere bak ya. Burada indirilir mi oğlum? Sinirlenmeyeyim diyorum da beni indirdiği yere bak. Yanlışlıkla spamlanmış gibiyim. Yolun ortasına bıraktı beni ya. Gerçekten sinir krizi ya. Bu yolda nasıl tek gönder kardeşim? Bu yol oraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor? Ya gerçekten inanılmaz. Ben nereye gideceğim ya? Siz ne yapıyorsunuz abi ya? Hi sir. Bir de el sallıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi bir de el sallıyorlar ya. Bu otobüs yolculuğu benim ömrümden bir yaklaşık 10 yıl almıştı. Şurada oturup hostele bakacağım. Kafayı yedim. Abi bir tane hostel buldum. Geceliği 80 liraydı. Gayet iyi yani, 80 lira iyi yani, puanı da iyi duruyor, havuzu duruyor bir de. Şimdi bunun dışında hosteli hallettik, benim çamaşırları yıkatmam lazım, onu nerede halledeceğim bilmiyorum, umarım hostelde böyle bir hizmet vardır. Bunun dışında başka hiçbir şey demiyorum, yoruldum, gerçekten yoruldum, biraz uykuya ihtiyacım olabilir, bilmiyorum ne yapacağım, karnım çok aç, yemek yiyip uyuyabilirim yine. Haber ederim ya. Arkadaşlar hostele geldim. Şu an odada birileri var mı bilmiyorum. Neyse. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bura benim yatağım. 12. Güzel bir yer. 85 lira. 90 lira mı ne verdim? Uzun. Manzara var sandım. Manzara yok. Burada dolap mantığı var. Şöyle bir durum. Şimdi burası kapalı. Yukarıda birisi var. Burası da benim. Şimdi dolap açık durumda, tamam mı? Buraya herhangi bir şifre yazdığınızda mesela 11-23 yapıp enter tıkladığınızda bunun şifresi artık 11-23 oluyor. 11-23 açılıyor. Her kapattığında yeni şifre girebiliyorsun. Öyle bir mantığı var. Bugüne kadar kaldığım hostellerde en mantıklı sistem diyebilirim. Şimdi çıkacağız, başka yerler keşfedeceğiz. Hosteli keşfedeceğiz, tuvalete gideceğim. Bir de yukarıda havuz var, orayı göreceğiz. Bakalım.